ババトリッキ。Süper Lig'de Süper Lig'in kapanış maçında Eskişehirspor Trabzonspor'u ağırlayacak. Şimdi Eskişehirspor kendisine bir hedef koymuştu. Ligi üst sıralarda bitirmeyi, en azından baş altı dediğimiz konumda bitirmeyi hedefliyordu ve son iki hafta öncesinde bu hedefine çok yaklaşmıştı. 5 maçta 4 galibiyeti vardı ama son özellikle 2 hafta Denizli mağlubiyeti üstüne bu, geçen haftaki Ankara Gücü mağlubiyetiyle birlikte bu hedefinden biraz uzaklaştı. Açıkçası hem Ankara Gücü mağlubiyeti hem de Denizli mağlubiyeti beklenenin dışında gelişen mağlubiyetlerdi. Eskişehirspor'un bu hedefi doğrultusunda daha hani skora gidebileceğini düşünüyordum ben ama benim açımdan bir hayal kırıklığı oldu. Bence hani Galatasaray-Bursa maçından sonra bu haftanın en keyifli maçlarından bir tanesi de Eskişehir-Trabzon maçı olacaktır. İki takımın da dediğim gibi hani Trabzon zaten kendisine Türkiye Kupası hedefini koymuştu. Türkiye Kupası hedefi de Trabzonspor için tatmin edici bir noktadaydı. Özellikle Fenerbahçe'nin de hani yukarıda olmasıyla birlikte bir nevi Avrupa Kupalarına gitme kapısı Trabzonspor açısından açılmış oldu. O yüzden daha rahatlamış bir Trabzonspor var ve bunu da zaten Kasımpaşa karşısında da gördük. İnanılmaz pozisyonlara girdiler. Temposu yüksek, sürekli hücumu düşünen, sürekli ayakta kalmayı düşünen, sürekli koşan bir Trabzonspor izledik. Eskişehirspor'da bence bu maç için Trabzonspor'u böyle karşılık verecektir. İki takımın da sol beki eksik. SS'de Volkan Yaman'ın cezası var. Trabzonspor'da da Kale'nin cezası var. O yüzden hani iki takıma da baktığımızda iki takım da sol beki eksik. Onun dışında eksikleri yok takımların. Ben böyle hani hedeflerden, ligde bulunma, puan alma hedefinden ziyade futbol oynamaya çıkan iki takımın maçını izleriz gibi düşünüyorum. Ve bu maçtan da keyifli bir maç izleriz. Gollü de geçer gibi geliyor bana. Bu maçta benim kendi adıma sonuçtan ziyade yine alt üst seçeneğiyle ilgili yorum yapabileceğim bir maç. Ben bu maçla ilgili gollü bir maç bekliyorum. Güzel bir maç bekliyorum. Keyifli bir maç bekliyorum. Hangi takım yener sorusunun cevabından ziyade bence böyle bir tercih bu maç için benim düşüncem. Yani gollü bir maç bekliyorum ben. Baba Torik.